Afiyet olsun bir tanemdir. Önce ben içelim bu arada. Ne güzel içti. Oley! Eşleştik. Saçmalama, sen soruyu yanlış anladın bence. Bence ikimiz de soruyu anlamadık. Yani... Yine mi yanlış anladın? Bence yanlış anladın. Sonunda soruları doğru anlamaya başladık. Rebound edildik. Sen ilişkinin içindeyken sana davetiye yollamıyor yani. Ha, ben ilişkinin içindeyken davetiye yollamıyor. Saçmalama öyle. Onu ben soracağım. Ha öyle mi? Çok özür. Onu da anlamamış. Onu da anlamamışım. Serra ve Toprak Sırt Sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 1000 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. İsterseniz bir tanışın önden. Duydun mu? Duydum. Bana gel. Merhabalar. Toprak ben. Merhaba, ben de Serra. Aa, ne güzel bir isminiz. Çok teşekkür ederim, sizin de öyle. Çok teşekkürler. O zaman hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Eşinin ailesi üst katta yaşasa rahat edebilir misin? 3, 2, 1. Eşleştiniz, bravo. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani geleceğim için ne kadar doğru bir cevap olmalı bu cevap bilmiyorum. O yüzden yani bilmiyorum. Herkesin kendi bir şeyi olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden... ben rahat edemezdim. Evet, yani ailelerin özel hayatı olduğu gibi çiftlerinde herkesin bir özel hayatı var. Hani altlı üstte oturmak birçok konuda iyi olsa da bence işte böyle bazen nereye gitti onlar, ne yaptı falanlara sebep olursa işte. Evleneceğin kişinin senden zengin olması senin için bir artı mıdır? 3, 2, 1. Eşleştiniz. İkinci soru. Yani hani zengin olması... En fazla ben mesela atıyorum, misal ben zenginim, benden daha zengin bir sevgilim varsa en fazla daha güzel bir sosyal hayatımız, daha lüks, daha konforlu bir hayatımız olur ama çok da önemli şeyler değil. Senin sevgilinin senden daha fazla parasının olması daha konforlu mu olduğunu diyorsun? Yani, yani, olmaz işte, yani çok da şey değil. Yani birlikte işte kendi yağımızda kavrulabiliriz yani. Bilmiyorum ya. Çok... Senin mi daha zengin olman lazım? Hayır işte benim daha bilmiyorum ya, iki tarafında eşit olsun işte, i̇ki beraber harcasın. Aynen öyle işte, mis gibi. Senin param benim param olmasın mesela. Tabii. Beraber yaşadığınızda senin evcil hayvanına alışamazsa evcil hayvanından vazgeçer misin? 3, 2, 1. Eminim demiştim ama. Evet. Cevabından eşleştiniz. Evet, tabii ki de. Bravo. Ondan vazgeçerim. Yani böyle bir mantalitede, böyle bir düşüncede olması zaten bence konuyu bitirir değil mi? Evet, tabii ki. Evet. Ona evde salata yapmışsın. Salatanın kalan suyunu tabağa kaldırıp hüp yaparak içiyor. İğrenir misin? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Yani afiyet olsun bir tanem dedim. Önce oh, ben içelim bu arada. Ne güzel içtin. Yani demek ki çok beğenmiş. Ben azıcık da ben içeyim dedim. Tabii tabii. İlk buluşmada böyle bir şey yapsa biri, evde değil de ya da restoranda yapsa. İlk buluşmada yapsa tabii bir yani olmaz gibi sanki değil mi? Yani bir düştün, ne yapıyor bu falan diye böyle bir sorgularım tabii, evet. Ama bilmiyorum, kişiyle alakalı bir durum bence yani hani. Yani ama hani ilk buluşmada da salatayı da şey yapmazsın. Biraz fazla rahat. Suyunu hani. Evet, fazla rahat olabilir ama sevimli de gelebilir, onu da bilemezsin. Ha tabii, o oradaki şeye evet, bağlı biraz. O şeye, iletişime bağlı o anki. Evet. Eşin kendi iş yerimi kuracağım diye düğündeki altınları kullanıp batsa onu affedebilir misin? 3, 2, 1. Eşleşti mi? Aman yarabbim ya. Allah Allah hanımefendi. Bu kadar aynı şeyler, aynı şeyleri düşünüyor olmamız çok hoş değil mi? Evren bizi eşleştirmiş, görüyor musun? Evet. Biz tabii bir tartışma sebebi olabilir, bu bir kavga çıkabilir bununla ilgili. Nasıl yaptım bunu falan diyebiliriz ama affedilecek şeyler bunlar canım. Yani tabii canım, sonuçta bizim geleceğimiz için bir yatırım yapıyor olmalı herhalde. Giyiz ama. Yani orada bir... Affederim ama yani hani herhalde. Evet. İlk yani... seferde. Coin de batırsa?
Coin de batırsa şey derim yani niye bu işlere girdin? Hani, niçin yaptın bunu? Yine affeder misiniz ama? Affederim ama yani hani benim dilimden hiç kurtulamaz yani. Hiç kurtulamaz. Hiç yani. Ben yorum yapmayacağım. Niye? Yapmayacağım. Peki. Temas bağımlısı birinden sıkılır mısın? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Sonunda o nazar değdi. Çok emindim. Çok, bunu kaldırırken çok emindim. Emindin değil mi? Emindim. Yani... Ben kendim de temas bağımlısıyım. O yüzden sıkılmam yani. Hani. Ben temas, yani bir yere kadar temas. Oradan sonra herkes artık otursun oturacağı yerde noktasına. Çok teması ben de sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Hem temas bağımlısı hem de böyle bebek bebek konuşuyor. Çok kısa ya. Yani 3-5 saniye için tatlı olabilir de hani hayatımızın büyük bir kısmı böyle geçiyorsa çok zor. Ama temas bağımlılığını ben sevmiyorum çok. Ben seviyorum. Bu da şey demek değil tabii yani. Sen orada otur, ben orada oturayım, böyle oturalım falan gibi bir şey değil de. Hani sürekli muç. Vay be nasıl eşleşemedik ya. Nazar bu nazar. Ama çok emindim bu soru geldiğinde burada patlayacağımızdan. Benim vereceğim cevaptan emindin ama değil hem mi? Çok emindim. Evet. Ben de seninkinden emindim bu arada. Sana büyük bir yalan söyleyen partnerini affedebilir misin? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Bravo. Evet. Ya buna evet desem ya mesela. Yani, tabii ki yani. Hani, falan. Sabaha kadar. Affederim canım ne olacak? Yani, nedir büyük yani? Büyük bir yalan söylemişim. Yok. Peki şey fark ediyor mu mesela? Büyük bir yalan söylemiş ama o yalanın başkasından öğrenmenizle sevgilinizden öğrenmeniz, onu gelip itiraf etmesi arasında fark var mı? Çok büyük farklar var. Evet, büyük bir fark var tabii. Ama işte tabii yalanın ne olduğuyla alakalı ya biraz da aslında. Ama sonuçta büyük bir yalan ve hani nasıl bu kadar büyük bir yalan söylenebiliyor noktasında tabii canlar sıkılabilir. Tabii. Yani. Seni seven iki kişinin de yalancı olduğunu fark ediyorsun. Daha az yalancıdan yana tercih yapar mısın? 3, 2, 1. Eşleşemedim. Serracığım. Bir dakika soruyu anlayamadım galiba. Seni seven iki kişi de yalancı. Beni tercihini seven... daha az yalancı olarak kodladığından mı yaparsın? Anladın mı? Aa. Şimdi bak. Seni seven iki kişi var. Tamam. Tamam mı? İkisi de sana yalan söylüyor. Evet. Bir tanesinin daha az yalan söylediğine inanıyorsun. Daha az yalan söylüyor. Hangisini affedersin gibi sanki hangisinden yana olursun? İkisinden daha az birini affetmek zorunda mıyım ama yani? Evet, evet birinden tercihini yapacağım. Tabii ki daha az yalan söyleyeni tercih ederim. Ama zorundasın diye de affetmek zorunda değilsin ki. Direkt ikisini de affetmeyebilirsin mesela. O zaman hayır. Ha. Hadi hayır. O zaman hayır. Soruyu değiştirdin mi? Tamam değiştirdik. Oley! Eşleştik. Evlenince de ayrı evlerde yaşadığınız modern bir ilişki önerse anlayışla karşılar mısın? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Serra. Batırdın bizi. Bir şey, bunun neyini kabul edebiliyorsun ki? Vallahi ben çok okeyim. Yani niye iki kişinin de ayrı evi olması ve belli bir zaman sonra atıyorum 2 hafta beraberiz birinin evinde. Sonra o mesela kendi evine gidiyor. Mükemmel bir ilişki biçim bence. O zaman niye evleniyorsun? Hayatım... O da bir soru. Okay. Yani neden evleniyorsun o zaman? Yani aynı gayrimenkulü paylaşmak için evlenmiyorum hani. Ne bileyim bence iki kişinin ayrı evi olması öyle bir lüksümüz varsa, öyle bir şeyimiz varsa. Yani bence seni çok... yargılamıyorum. Ben sen ne tercihim. Düşünüyorsun? Ben öyle bir şey hayatta kabul etmem. Hayatta kabul etmem. Arada bir kendi evine gidecek iki tarafta. Ya yok be. Kendim yok olmaz. Bence mükemmel. Ben çok bence öyle olması lazım. Ya. O zaman işte ilişki çok böyle rahatlıyor, nefes alıyor falan. Herkes bir kendi alanına çekiliyor. Bence güzel yani. Ama olmasa da hani ikimizin de ayrı evi yok. Evlenemeyiz gibi bir durum da yok yani. Olursa. Batırdın bizi. Batırdın bizi. Çok huzurlu ama rutin bir ilişkiniz olsa bundan şikayet eder misiniz? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Hep aynı şeyleri yapıyorsunuz ama çok huzurlusunuz. Okey misiniz? Ben okeyim buna. O kadar okeyim ki. Çok okeyim hem de. Hep aynı şeyi yapıyoruz ama huzurumuz yerinde. Daha ne ister insan? Zaten ben hep aynı şeyleri yapan bir insanım. O yüzden de aynı şeyleri yapıp huzurlu olmak kadar güzel bir şey yok bence. Doğru. İsim Serra'ydı değil mi? Yeni tanışıyoruz kusura bakma. Buradan çıkışta peki nereye gidersiniz?
diyelim ki karar verdiniz birlikte çıkmaya buradan. Var benim var. Neyse öyle. Neymiş? Buradan çıkışta seni şöyle güzel fine dining yapabileceğimiz. Fine dining. Bir restorana götürüp biraz muhabbet etmek isterdim. Tamam, ben İtalyan restoranı tercih ederim. Evet. Bak bulduk. İtalyan. Evet, bence okay, güzel bakalım. Gidebilecek misiniz? Bakalım. Çok yavaş ilerleyen bir flörte sabredebilir misin? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Saçmalama, sen soruyu yanlış anladın bence. Yine mi yanlış anladın? Bence yanlış anladın. Bak. Tamam, açıkla. Çok yavaş ilerliyor. Flörtün. Yani 8 ay flörtleşir misin? Hayır, 8 ayda flörtleşmem herhalde. Şimdi anladım. Ama şimdi o bir dakika. Tekrardan artık cevabı değiştiremeyiz artık. Yani bütün sevimliliğimi kullanabilirim şu anda ama o yarışmanın kurallarını ihlal etmiş oluruz. Ama şöyle bir durum var. Yani kişiye bağlı bence yine ya. 8 ay boyunca flört edebilir miyim o kişiyle? Flört tabii çok uzun oluyor. Yani 8 ay boyunca rutininde giden bir ilişki, yani hadi ilişki demedik, böyle birlikte vakit geçiriyoruz falan belki bir derece, ama flört çok uzun. Zaten flört de bir hissiyat ya, böyle bir yeni yeni her kelebekler uçuyor falan. 8 ay sürmez abi, ya da 1 sene falan sürmez max yani. Max flört süresi nedir peki? Bence maksimum 1 ay. Maksimum. Hormonal ve hormonal olarak da öyle yani, o duygular, o his falan, o 1 ay yani. Ondan sonra artık neyse o. Oh. Değil mi? Vereyim sana şuradan 1000 lira, evet de şu soruyu, hayır da şu soruyu. Sıcak bastı. Şu cümleye katılır mısın? Fedakarlık gerektiren bir şey yapmamışsan o ilişki aşk değildir. 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Bence ikimiz de soruyu anlamadık. Yani ben son anda anladım, şöyle oldu falan oldu. Fedakarlık gerektiren bir şey yapmamışsan o ilişki aşk değildir. Evet. Sen fedakarlık hayırdır gerektiren bir şey değilsin. Hala hayır mı? Şimdi fedakarlık yapmak gerektiğini düşünüyoruz değil mi? Evet. Bunu vurgulayan bir cümle. Tabii. Evet mi o zaman? Evet. Tamam. Tamam. Şimdi aynı cevabımı vermiş olduk. Evet. Şu an eşleştiniz şu anda. Eşleştiğimizi bile anlamıyoruz. Bence fedakarlık gerek, dışarıdan başka birinin ilişkisine bakınca bile bunu söyleyebiliyorsun. Evet evet. Yani sen onun için fedakarlık yapmıyorsun abi, bence aşık değilse diyebilirsin ya. Yani. Aşk fedakarlık ister. Uzun ilişki sonrasında 3 aylık sevgiliyle pat diye evlenmek normal midir? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Bravo. Evet. Şükürler olsun, soruyu doğru anlayarak eşleştik. Sonunda soruları doğru anlamaya başladık. Değil mi 3 ay sonra şak kadına? Çok saçma canım, o rebound evlilik olur zaten bence bu arada. Ne olur? Rebound evlilik. Nasıl oluyor? Ben date çıkmak istemiyorum. Rebound evlilik. Break up gibi bir şey mi hanım? Hayır. Ne yaşadığına bağlı tabii insanların. Çok büyük şeyler olabilir 3 ay içinde. 3 ay büyük bir zaman ama. Uzun bir ilişkiden çıkıyorsunuz. Sonra 3 ay sonra evinize bir davetiye geliyor. Uzun ilişkinizdeki kişi evlilik davetiyesini göndermiş. Ne yaparsınız? Çok kötü ya. Ya şu hayırı şöyle falan diye atar evet, evet çok kötü yani. İyi tabii çok yani. Kötü. Sessiz mi kalırsınız? Olay mı çıkartırsınız? Yani galiba o düğünden çok keyif alamaz diye düşünüyorum. Evet evet yani. Ben de aynı şeyi değil düşünüyorum mi? Tabii canım. Yani arkadaşlarımı toplar gider, şöyle güzel bir görsel şölen yaparım kendime. Şaka mı yapıyorsun diye herhalde biraz yaklaşırım konuya, öyle yaklaşırım. Ama hiç umursamaya da bilirim. Sen? Evet, benim o ki bazı kişilerden bazı anlarda çok güzel vazgeçişlerim oluyor. Bir günde vazgeçiyorum belki de. Eğer vazgeçtiysem umursamam yani hani. Ama hiç beklemediğin anda mesela bir anda düğün davetlisi geliyor. Atıyorum dün çok güzel bir gün geçirmişsin üç falan değil mi? Çat diye diyor sana bir davet. 3 ay sonra diyor. 3 ay. Yok. Öyle demiyor. 3 ay sonra. Ayrıldıktan 3 ay sonra mı? Evet. Uzun ilişkiniz var. 3 ay sonra. Sen ilişkinin içindeyken sana davetiye yollamıyor yani. Ha ben öyle ilişkinin şey içindeyken olsa davetiye yolluyor. Saçmalama, öyle bir şey olsa neler olur değil ha, mi? Ha uzun ilişkin sadece şey olur. Evet tamam yani çok şaşırırım ve derim ki okey yani vay be. Bir de hani şey derim, bana niye davetiye yolluyorsun abi yani, ne bekliyorsun benden yani. Ümit Besen şarkısını izliyoruz.
Büyük küçük her sorununuz için çift terapisine gitmeyi öneriyor. Sence makul mü? 3, 2, 1. Eşleşti mi? Evet. Şaşırdım aslında eşleşmemize. Ben gittim bu arada daha önce. Hmm. İlişkinin sürdürülebilir bir tarafı olmadığı için hani bu hani alanında profesyonel biriyle bunun hani ayrılığı daha kolay gerçekleştirebileceğimi düşündüğüm için gitmiştim aslında. Hmm. Yani benim düşüncem hani düzeltmek için değil, dağıtmak içindi. Ya ama büyük küçük her şey için de sürekli gidilmez ya. Ya büyük küçük her şey için gidilmez tabii ki ama yine de bir noktada illa sadece de hani toparlamak için değil, bazen bitirmek için de destek almak gerekiyor. Tabii tabii. Sağlıklı bir şekilde bitmesi için. Tabii. Ben yani öyle yapmıştım. Tabii. Ama bir daha gider misin diye sorsalar, yok. Yani hani sürekli bunlar için bir gitmek falan böyle insanı bence çok daha farklı bir girdaba da sokuyor. Evet evet, gereksiz. O yüzden hani bence de biraz daha fazla yorucu bir şeye dönüşebilir o yani. Ama tabii içinden çıkamadığın şeylerle ilgili psikolojik destek almak kadar önemli ve güzel bir şey yoktu. Aynen öyle. 3, 2, 1 diye geri sayacağım. Hazırsanız birbirinize dönebilirsiniz ben saydıktan sonra. 3, 2, 1. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Serra, nasıl buldun toprağı? Tahmin ettiğim biri gibi mi? Çok uzun zamandır tanıyor gibi. Toprak, sen ne düşünüyorsun? Yani ben de yeni tanışıyormuşuz gibiyim yani. Bu kadar soruları birlikte anlamıyor olmak. Ama çok şeyiz yani. Aynı kafada olduğumuz çok evet, belli. Evet. Soruları anlamıyoruz birlikte. Evet. Yani eşleştik. Zor zor bunu nasıl çözdük bilmiyorum. Bu kadar soruları anlamadan hani yaptık bu işi, gerçekten yaptık. Sette de böyleyiz ama zaten. Evet. Hiçbir şey anlamadan yapıyoruz bir sürü şey. Sonra güzel oluyor. Evet, güzel oluyor bu arada. Evet. Şaşırtıcı bir şekilde. Bence güzel kazanılmış bir 12'ydi. Evet, kesinlikle. Çıkıyor musunuz annemle date'e? Onu ben soracağım. Ha öyle mi? Çok özür. Onu da anlamamış. Onu da anlamamışım. Toprak vesaire. Beraber date'e çıkmaya var mısınız? 3, 2, 1. Buyurun. Evet. Çok istedin, evet. Evet mi? Evet, evet. Vay be. Çak çak çak. Çıkıyor muyuz yani? Nereye gidiyorsunuz? Mükemmel. İtalyan restoranı dedim ben. İtalyan restoranı ama yine yanlış anlayıp çiğ köfteciye de gelebiliriz. Evet, o da bir seçenek tabii. Yani. Evet. Bugün biz O Ne Diyor'da sırt sırtadaydık. Sırt sırta verdik ve çok eğlendik. Evet, evet. Değil mi? Evet. Umarım eğlendiğimizi de anlamışızdır. Çok eğlendik, çok keyifliydi. Benim güzel ailemle her çarşamba TRT1'deyiz efendim. Bekleriz. Hepinizi her hafta olduğu gibi yine bekliyoruz. I've been